Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Qanım sadıqtanlar ekranımızı bolsun. Xitay 22 devletinin birleşme bayanatına karşı bildirildi. Xitay tünügün 11. iyul Birleşken Milletler Teşkilatı da 22 devletinin Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki kanunsuz tutkun kılışını toxtutuş ve ceza lagerlerini taqaşqa çağırgan bayanatına karşı özünü aklap bildirildi. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısı Gönşuan Xitay Komünistlerinin Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini aklap, biz aşu devletlerini emniyetke hürmet kılışqa, bir terapleme geplerge kulak salmaslıqqa, içki işlerimizge arlaşmaslıqqa çağırımız diğerlerini bildirdi. O sözünün devamında texamı haddidin aşkan halda Amerika Şinjan'dan 7000 kilometre yıraqlıqta. Ama Amerika kilip bakmağan bir cay hakkıdaki yalgan sözlerge asan işinip getti dep bildirildi. Ve bu yalgan sözleri arkalık, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki insaniyetke karşı cinayetlerini yuşurup kalmakçı boldi. Şunaqla çetel akbarat vasıtları katmukat xatarge tevekkül kalıp, Şarkı Türkistan'a berip, Xitay'nın bastır siyasi hakkıda toplagan delil ispatlarını inkar kılışka uğrundi. Xitay Amerika bilen soğudu müzakirlerine kayıtı başlaydıqallıqını elan kıldı. Xabariyeti torunun tünügünki xabirde məlum buluşca, Xitay soğudu ministerliki Amerika bilen soğudu söhbetini kayıtı başlaydıqallıqını elan kıldı. Xabarda Xitay soğudu ministerliki bayanatçısı Guafın akbarat elan kılış yığındı söz kılıp, Xitay ve Amerika heyetleri iyun ayında Yaponiyanın sahip kallıqıda ötküzülgən 20 devlet başlıkları yığında hasıl kılgan pikir birlikigi binaen soğudu müzakirisini kayıtıdan başlaydı. Xitay tarafının asaslıq menfaati ve endişeleri münasip halde müzakere kılınışı gerek. Her iki taraf beraber diyalog yolu arkalık endişelerine itibar bergen takdirde her iki devlet ve halkının menfaatine uygun hal kılış çağrısını tapkılı bulduğu diğerlerini bildirdi. İkincisi iki taraf soğudu sökpiteki mesul hadımlar alakını kuyuklaştırgan. Donald Trump 300 milyar dolarlık Xitay mallarının koşumcu tamojnu beci eliş planını vaxtınca tonultup koyuqallıqını elan kılgan. Donald Trump yana Xitay'nın Huawei şirketine kartılgan çeklemelerini belgelik şart astıda emelden kaldırışkı buluduğallıqı haqqıda bişaret bergen. Xitay'nın casusluk hareketleri Amerika'ya tehdit elip geldi. Amerika Avazı Toru'nun haberde bildirilişe 9. iyul Amerika'nın bir sabık yukarı derecelik emeldarıgı hüküm elan kılıngan bulup, Xitay alahidi hadimleri bilen yüşürün alaqıdı bulguallıqı üçün 40 aylık kamaq cezası berilgen. Xabarda aytilishicha 63 yaşlıq Kendis Mari Kelebron 2007 yıldan başlap Xitay'nın alayidi xadimleri bilen yüşürün alaqıdı bulup kelgen bulup, Amerika hükümetinin içki materiallarının köpeytilgen nusxasını Xitay tarafke təminlep bergen. Bu materiallar Amerika'nın iqtisadi strategisinden tartıp iki devlet münasibetlerigiçi tutuşidiken. Kelebron aynı vaqtta Amerika'nın Beijing ve Şanghay'da turuşluq memuri emeldarı bulup işligen bulup, en yukarı mahbiyetlik hukukuğu igeyken. O bu jarayanda pari eliş bedeliğe Xitay alahidi xadimlerini devlet mahbiyetliki bilen təminligen. Amerika'nın yukarı mahbiyetlik hukukuğu ige emeldarları Xitay Akbarat İdarısının asaslıq nişanıgı aylanğan bulup, Amerika'yı yeni bir tehdit şekillendirgen. Bu yıl 5. ayda Amerika Akbarat İdarısının sabık emeldarı Kevin Mallory Xitay'ı casusluk kılgallığı üçün 20 yıllık kamaq cezasına hüküm kılıngan. Oxşaşlı 5. ayda Amerika Akbarat İdarısının sabık emeldarı Li Jinchengmu Xitay'a casusluk kılış bilen ayıplanıp kolga elingan bulup, müddetsiz kamaq cezasına hüküm kılınışı mümkün iken. Amerika Muavin Prezidenti Xitay çöküm özgürüşü kerek dedi. Amerika Avazı Toru'nun haberde bildirilişe Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence 10. iyul muhbirlerini kütüveliş yığında kılgan sözü de Xitay'ın usulünü özgertip, halkara çoğun ailesiyle qetilişka alığı ilgirleşke çağırdı. Kaliforniya ştatı ziyareti buluvatkan Muavin Prezident Pence muhbirlerini kütüveliş yığını da Xitay hakkıdaki suallarına cevap verip, Amerika'nın her kaysi devletlerdeki dini erkenlikini teşebbüs kıldığallıqını, Xitay'nın bu cahattin çöküm özgürlüğünü kubul kılışı gerekliğini bildirdi. O söz yana Xitay'nın netçi 10 yıldan bu yankı Saudi endisini emdi kubul kılığılıp olmayıdığallıqını, Xitay'nın Saudi'de zor tanponsızlıkını keltürüp çıkırıplı kalmay, yana texniki ötünüşke mecburlaş, akli mülük hukuki qatarlıq meselelerini keltürüp çıkırıp atkallıqını, bularını çöküm hal kılışı gerekliğini bildirdi.
Pens ötken yılı 10. ayda sözlügen uzun nutkada Xitaydaki dini erkinlik meselesi hakkında toxtalgan bulup, Hristiyan, Budda dini murtları ve Müslümanlarının Xitay tarafından bastırılıp kilovatkallığını tekliğen idi. Xi Jinping'in vahşilikte Wang Jundan'ı eşip kilovatkallığı alğı sürüldü. Xitay ziyalisi Gaoshen 8. iyul günü Erkin Asya Radyosu'nun Xitaycı bölümünde elan kılgan mahsus makalesi de Xi Jinping'in nöbette Şarkı Türkistan'ını idare kılış siyaseti aynı vakitteki Wang Jundan'ın Şinjan'ı tümürmüş arkalık başkuruş siyaseti de mu eşip kettiği de hulası çıkardı. Makalede görsülüşçe aynı vakitte Xitay armiyesinin yukarı derecelik komandallarından Wang Jundan atılmış Şinjan'ı tiniş yolda azat kılış namede koşun tartıp kirgenden tartıp Şarkı Türkistan'da ismi cismiga layık birinci kol rehberlik ornini ilgiligen. Bu ceryanda Uygurlarının herkanda karşılık hareketini kallık kırgınçılık bilen bastırgan. Xitaylarının temsili bu içi etkanda Uygurlarını çöp kırkıganda kırıp taşlıgan. Şu sebepte mu kiyinci Beijing'a kaytkan deyken, men Şinjan'da eksil inkılapçılarını pak pakız kırıp ettim. Az digende mu kelgüsü 50 yılda ucayda eksil inkılap yüz vermeydi o digen. Şunun bilen bir vaqtda Wang Jin 1950-yin yillari şu vaqtdagi Xitay rahbarlarining biri, hozirgi Xitay raisi Xi Jinpingning dadisi Xi Jongshun bilan bo'lgan xizmat jihatidagi ziddiyati sababli uning atalmish Xinjiangning ahvoli ichkiriga o'xshamaydi. U joyda milliy va diniy masalani nihoyat ehtiyotchanlik bilan bir yoqqa qilinglar degan mazmundagi ko'rsatmasini bir yoqqa ko'rib tashlab, Sharqiy Turkistonda cho'ng Xitoychilik bo'yicha ish ko'rgan. Buning bilan bir qator tragediyalik fojialar o'tirga chiqqan. Makale abdori Moshe ahvallarını eslep ötken Xi Jinping'in nöbette halallık çüyençisini acizlaştırış üçün icra kılvatkan tedbirlerini, aynı vakitte Wang Jin icra kılgan İslami akidini rahimsizlik bilen bastırış siyaseti bilen seliştirgan. Şunaqla bunu Mao Zedong devredeki en solcil baskuşunun hessilep vekşileşken halde yeni baştan otturgu çıkışı deb görsetken. Şunun bilen birgen Xitay ziyalisi Xoping'in sözlerini nakil keltürüp, Hozirgi Xitay rejimi Sharqi Turkiston masalasining negizi o'rtaq milliy kimlik va dini e'tiqodda deb qarab kelmoqda. Shu sababdan ular milliy kimlik va dini e'tiqod farqlarini yo'q qilib etsaklar, barcha masalalar hal bo'lib ketadi deb qarab kelyapti deb ko'rsatgan. Shu sababdan navbatda Xi Jinping hokimiyati madaniyat, ma'arif, tashviqot qatorliq barcha sohalarda Uyg'urlarni o'z kimligini va o'zlarining dini e'tiqodini unutib ketishga majburlamoqda. Mundaqcha aytganda üzül kesil shundaqla majburiy shakl olgan xitoylashtirish siyosatini ijro qilmoqda. Shunga Amerika Davlat Majlisidagi munosabatli zotlar bu siyosatni ayiblab, uni insoniyatga qarshi jinoyat deb atamoqda. Abdur Musha ahvollarini umumlashtirib, Xi Jinping ayni vaqtda dadisi qarish turgan ishlarni chekiga yetkizib qilish orqali mohiyatda dadisini mo üzül kesil inkor qilmoqda deb ko'rsatgan. Amerika'nın Tayvan'a kural setip beriş planı Xitay'ını qattiq bi'aram qildi. Amerika hükümeti yakında Tayvan'a 2 milyard Amerika dollarından köprak kımmetdeki harbiy kural setip berişini tasdiqlagan bolup, analizçiler bunu Xitay rejiminin tajavuzkar taşqı siyasetige qaytırılgan bir inkas dep qaramaqta. Devlet menfaati torining 10. iyuldaki haberige qaraganda bu qetim setip berilmekçe bolgan asaslıq kural M1A2T tipliq tanka ve başka iğir transport maşinleri bo'ladi ekan. Bu qurollarni setib olish bosqichi oxirlashganda Tayvan quruqliq armiyasining urush qilish iqtidorini oshirishga zo'r darajada foydali bo'ldi deb qaralmoqda. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha Xitoy taraf buningdan qattiq parishon bo'lgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang bu haqda so'z qilib, biz buningga qat'iy qarshi. Shubhasizki, bu qitimqi qurol setib berish harakati to'liq ziyonli degan. Ammo Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bu qitimqi qurol savdosidan bakmo mamnun ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha bu qatimqi savdo kelishimida bu xildagi tankidan 100 donasi bo'lib, har birining bahosi 5 million Amerika dollari ekan. 22 davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotida Uyg'urlar to'g'riliq e'lon qilgan o'rtaq bayonotiga qarata inkaslar kuchaymoqda. 22 davlatning 10 iyul Birlashgan Millatlar Tashkilotida e'lon qilgan o'rtaq bayonoti g'arb axborot vositalarida qiziq tema sifatida keng tarqalmoqda. Bayonotda Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar ustidan yurgizayotgan keng ko'lamli tutqun qilish, nazorat qilish, qayta tarbiyalash markazlariga qamash siyosati ayiblangan. 10 iyul kuni yana Slovakiya prezidenti Kaputova xonim Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan bo'lgan uchrashuvda o'zining Xitoydagi kishilik huquq vaziyatining barg'onsira nacharlashib ketayotganligidan andisha qilayotganligini ifoda qilgan.
Prezident ishxonasining shokini oshkorlashcha, Kaputova xonim uyg'urlar va jazo lagerlari to'g'risida uchuq to'xtalmagan bo'lsa-mu, so'zida Xitoyning kishilik huquq advokatlari, faoliyatchilari va osonlik millatlari diniy sohadagilarga bo'lgan bostirishlarini ayblagan. 11 iyul kuni Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Geng Shuang muxbirlarga qilgan so'zida o'rtaq bayonot e'lon qilgan 22 davlatni ayblab, haq nohaqni ostin ustun qildi. Xitoyning ichki ishlariga qalaymiqan aralashdi, kishilik huquq masalasini siyosiylashtirdi deganlarni tilga oldi. Germaniya ovozining 11 iyuldagi Xitoyga qarshi benormal harakat nomli xabarda bayon qilinishicha, Avstraliya, Yaponiya, Fransiya, Avstriya, hatto betaraf davlat bo'lgan Shvetsariya diplomatlarining Janvada bir arig'a kelib, Uyg'urlar to'g'risidagi bu o'rtaq bayonotga imzo qo'yishi kam uchraydigan harakat hisoblanadigan. Bildirilishicha, Osiyo, Yevropa, Avstraliya va Shimoliy Amerika bo'lib 4 qit'adagi 22 demokratik davlatning Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lib o'rtaq bayonot e'lon qilishi kuzatuvchilarning jiddiy diqqatini qo'zg'agan va Uyg'urlarni jazo lagerlarining taqilishiga nisbatan umidlantirgan bir yangilik bo'lgan. Amerika O'rta Sharqda yangi harbiy ittifoq qurmoqchi bo'ldi. Amerika ovozi to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Amerika armiyasi bosh shtab boshlig'i Joseph Dunford Amerikaning O'rta Sharqda yangi harbiy ittifoq tashkillash plani borligini bildirdi. Joseph Dunford bu vaqtda to'xtalib, Iranning xalqaro dengizdagi harakatlarini andisha ichida kuzatayotganligini, Hormuz bo'g'izi bilan Babul mandabda dengiz qatnashi erkinligi va bexatarligini kafolatga ega qiladigan birlashma tashkillash maqsadida ba'zi davlatlar bilan ko'rishganligini, Amerikaning quriladigan harbiy ittifoqqa boshlamchilik qiladigan paroxotlar bilan ta'minlaydiganligini hamda ko'zlash faoliyatlariga rahbarlik qilishni planlaganligini Bir necha hafta ichida qaysi davlatlarning bu yangi planni qo'llaydiganligining oshkora bo'ladiganligini bildirdi. Iganacha 20% ga yaqin dunyo neft savdosi Hormuz bo'g'izi orqali ishga oshirildigan. Amerika 2015 yili imzolangan yadro kelishimidan chekinib chiqqandan keyin Iranning neft eksportini nolga tushirish maqsadida embargolarni qaytadan yo'l qo'ygan. Iran bo'lsa neft eksport qila olmagan taqdirda Hormuz bo'g'izini taqib etishining mumkinchiligini aytib ta'kid salgan. Amerika bo'lsa embargo orqali besim ishiltib, Iranni yangi bir kelishim tuzishga qoyil qilishga tirishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.